Oracle SQL komutlarından like deyimini inceleyeceğiz. Like içerisinde bir bölümünü bildiğimiz ya da tek bir karakterini bildiğimiz herhangi bir değeri herhangi bir sütunda aramak için kullanılan bir deyim. Where filtresiyle kullanılır. Kullanılmak zorundadır. Aksi halde çalışmaz. Tekrarlayalım. Like deyimi SQL standartları içerisindedir ve diğer dillerde de, diğer veri tabanı yönetim sistemlerinde de mevcuttur. SQL standartlarında olduğu için. Oracle'da da bu rahatlıkla kullanılabilir. Ve kullanım amacı herhangi bir karakteri ya da karakterleri herhangi bir sırada, herhangi bir şekilde bir sütun yani bir kolon içerisinde aramak için kullanılan bir deyimdir. Hemen bazı örnekler yapalım bunun için. Örnekler yaparken tek tek açıklayalım. Employees tablosundan first name'i alacağız ve istiyoruz ki first name'de baş harfi S olsun. Örneğin Serkan, Sinan vesaire. S olsun. Diğer harfleri yani ilk harfinden sonraki harfler ne olursa olsun ve ne kadar sayıda olursa olsun. Bu önemli değil. Sadece baş harfi S olsun diyoruz. Sorgumuzu çalıştırıyoruz ve sonucu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bize employees tablosundaki first name sütununun tamamını getirdi. Fakat baş harfi adının baş harfi S olanlar ve gerisi ne olursa olsun yani sayısı da önemli değil. Gördüğünüz gibi Sarah 5 harfli ancak diğerleri 6, 7, 8 harfli olanlar var. Gerisinin sayısı önemli değil ya da içeriği önemli değil. Sadece burada baş harfinin S olması önemli. Sonradan koyduğumuz bu karakter ise yüzde işareti. Yüzde işareti bu bahsettiğimiz sonradan baş harfinden sonraki ne olursa olsunun anlamını katıyor buraya. Eğer bunu yazmasaydık sadece S olanı arayacaktı ve haliyle bulamayacaktı. Baş harfinin S olması ve sonradan gelen harflerin ne olursa olsun anlamını katması için biz yüzde işaretini koyduk. Örneğin Serkan'ı aramak için de aynı şekilde S ve yanına bu yüzde işaretini koyarak rahatlıkla bulabilirdik. Tabii o zaman Sinem, Serhat gibi diğer kayıtlar da gelecekti. Gördüğünüz gibi bu aşağıdaki sonuçta. Hemen bir sonraki kayıt SQL sorgumuza geçiyoruz. Bu sorguda da bunun tam tersini yapıyoruz. Yukarıda bu S ile başlayan kayıtları istedik. S harfiyle başlayan. Aşağıda ise tam tersi S ile başlamayan kayıtları istiyoruz. Çünkü not like kullanıyoruz. Hemen SQL deyimine geri dönelim. SQL sintaksına, söz dizimine. Select altında normal işlemler. Ver filtresi, verden sonra hangi sütun içerisinde, hangi kolon içerisinde arama yapacağız. Ondan sonra like işlecini kullanıyoruz. Daha sonra bu içerisinde ne aramak istiyorsak onun burada komutlarını veriyoruz. Bu komutları tek tek inceliyoruz. Şimdi burada ilkinde ver first name'i yazdık. Daha sonra like kullandık. Normal like. Ve bize S ile başlayanları döndü. Ama aşağıda gördüğümüz gibi not like yani not like yazıyor. Yani S ile başlamayanlar anlamında. Biz de S ile başlamayanların sorgusunu istemiş olacağız. Çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi baş harfi S ile olan hiçbir kayıt yok. Olamaz. Çünkü biz zaten S ile başlamayanları istedik. Bu not like'ın kullanım şekli de bu. Bir şey istemiyorsak o istemediğimizi belirtiyoruz burada. Bize o istemediklerimizi getiriyor. Bir de tarih üzerinde yapalım bunu. Bu işlemleri tarih üzerinde de yapabiliriz. Sonuçta onlarda da karakter var. Onlar da bir nevi karakter değeri olarak saklanıyor. Gördüğünüz gibi last name here date değerini aldık employees tablosundan ve here date yani giriş tarihinden işe başlangıç tarihinden
tarih içerisinde 05 yani 2005 diyebiliriz buna. 2005 tarihli olanları aldık. Hemen aşağı bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 050505. Bunu değiştirelim. Örneğin 16 yapalım burayı. Onun içerisinde 16 değeri olanları getirecek bize. Hemen çalıştırıyoruz. Sıfır 2 yapalım. 2002 var mı? Evet, 2002 var. Gördüğünüz gibi işlem başarılı aynı şekilde. Bu da tarih üzerinde kullanımıydı. Burada herhangi bir ayrım olmamasının sebebi hepsinde bunların karakter olarak saklanıyor olması. Yani bu şekilde başarıyla arama yapabiliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir öncekilerde son harfinde kullanıyorduk. Baş harfi S olanlar ve devamında yüzde işareti, yani ne olursa olsun önemli değil. Bizim için baş harfi önemliydi. Burada ise tam tersi, baş harfi önemli değil. Sonraki en son harfi, az önce 16'da 16 yazdık. 16'da sorgunun sonuç getirmemesinin sebebi de buydu. Çünkü baş harfi 16 ama biz baş harfi önemli değil diyoruz. Son iki harfi burada, çünkü son iki harfi oluyor burası. Baş harfleri ne olursa olsun son iki harfi 02 olsun anlamında. 02 olunca haliyle biz 16 yazdığımız için bize bunu getirmedi. Çünkü burada baş harfi, baş karakterleri 16. Biz ise baş karakterleri ne olursa olsun dedik. Son iki hanesi 02 olsun dedik. Bu yüzden bize az önce 16 yazdığımızda sorgu cevap vermedi. Şimdi bir farklı kullanım şekline daha geçtik. Last name üzerinde yapacağız aynı şekilde. Like komutumuzu tekrar kullanıyoruz. Aynı şekilde iki tek tırnak arasında bir alt çizgi. Alt çizgi demek baş harfi, yani ilk birinci harfi ne olursa olsun. Sorguyu çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra örnek üzerinde konuşalım. Bakın, baş harfi C, D, F, J, J, K diye gidiyor. Ne olursa olsun. Önemli değil benim için. Benim için ikinci harfi önemli. İkinci harfi O olsun. Gördüğünüz gibi ikinci harfi hepsinin O. Baş harfi önemli değil. İkinci harfi O olan, O'dan sonraki harfleri ne olursa olsun benim için onlar da önemli değil. Yani sadece kaydımızın ikinci harfi O olanları bize getir. Başına alt çizgi koyduğumuz zaman başlangıçtan bir karakter kullanmak demek oluyor. Bu tam olarak şu şekilde. Örneğin Doran ya da Fox üzerinden bakalım. Bir alt çizgi yaptığımız zaman F'yi kesiyor. Yani birinciyi seçmiş oluyor. Onu geçiyor. Yani benim için birinci karakter önemli değil demek istiyor. İkinci karaktere geliyor. Oraya eğer bir alt çizgi daha yazarsa bu sefer O'yu da kesmiş oluyor. Bu sefer üçüncü karakterde başlayacak. Üçüncü karakteri yazmamız gerekiyor. Yani ilk iki hanesi şu alt çizgi ise bu sefer üçüncü karakteri bize getirecek demektir. Çünkü biz ilk iki haneyi bize getirme, bizim onunla işimiz yok, ilgilenmiyoruz anlamını taşıyor. Burada da ilk haneyle ilgili olduğu için altı çizik, ilki önemli değil, ikincisi O olsun. Evet, O. Son harfi ne olursa olsun, O'dan sonraki harfleri ne olursa olsun ya da ne kadar uzun olursa olsun değeri de önemli değil. Ben sadece O olanı istiyorum. Değiştirelim. Daha önce kontrol etmedim. A ile bakalım. Elbet vardır. İkinci harfi A olan kayıtlar. Gördüğünüz gibi baş harfi önemli değil burada. Herhangi bir önem taşımıyor. Sadece ikinci harfi A olsun. Gerisinde ne olursa olsun. Bu da bu şekilde bir kullanım. Hemen bir sonraki örneğe geçelim. Burada da iki sorgu yapıyoruz. Örneğin employees tablosunda adı J ile başlayan, adı J ile başlayıp
İlk harfi J olan gerisi ne olursa olsun diyoruz burada. Çünkü yüzde işareti var. Adının baş harfi J olsun. Gerisi ne olursa olsun. Ve soyadının başı, baş harfleri ne olursa olsun en son harfi Y olsun. Yani adının baş harfi J olsun, soyadının son harfi Y olsun. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Jennifer'ın baş harfi J, soyadının son harfi Y. Aynı şekilde James Landry. Bu da bir farklı örnek yapalım. G. Bakalım var mıydı? Evet, Janet ve King. Gördüğünüz gibi baş harfi J, son harfi G. Bu da aynı şekilde onların çoklu kullanımı örneğiydi. Hemen bir sonrakinde biraz daha karmaşık gibi görünse de aslında yukarıda öğrendiğimiz örneklerden kombine hazırlanmış bir sorgu. Employee tablosunda verb fizidesi ile first name like diyoruz. Like işlecimizi tekrar kullanıyoruz. Tek tırnaklar içerisinde diyoruz ki baş harfi ilk harfi, burada sadece tek komut, bu yüzde işareti gibi değil, tek komut. İlk karakteri ne olursa olsun, önemli değil benim için. İkinci karakteri E olsun. Üçüncü karakteri de ne olursa olsun. Dördüncü karakteri de E olsun. Ondan sonra ne kadar karakter olursa olsun hiçbiri önemli değil. Sadece ikinci karakter E olsun ve dördüncü karakter de E olsun. Hemen sorgumuzu çalıştıralım. Buna uyan tek bir kayıt olabilir, o da Peter. Gördüğünüz gibi Peter, 3 tane Peter bize geldi. Yani bunu değiştirelim. Baş 3 harfi yapalım. Yani gördüğünüz gibi bu sefer tamamen farklı komutlar geldi. Çünkü biz ilk harf demiştik. Ondan sonra ikinci harf olduğu zaman, ikinci harf E olduğunda Peter uyuyordu. Ancak bu sefer dedik ki ilk 3 harfi ne olursa olsun. 3 tane alt çizgi koyduk. 4. harfi E olsun. Evet, bakalım. Ella'nın 4. harfi E. Diğerleri de aynı şekilde. Karen, E. Peter'ın 4. harfi E. Bu şekilde son harfi ne olursa olsun. Mesela burayı da R yapalım. Gene Peter gelsin örneğin. Gördüğünüz gibi gene Peter geldi. İstediğimiz sonucu tekrar uygulamış olduk. En sonda, son örneklerde gittikçe karışıyor gibi görünüyor. Gördüğümüz gibi bu sefer sürekli karakter arıyoruz. Fakat bu karakterler içerisinde kullanılan özel karakterleri de aramak isteyebiliriz. Örneğin yüzde işareti ya da alt çizgi operatörlerini aramak istersek bu örnekler içerisinde. Job ID içerisinde arayalım. Çünkü orada alt çizgi var. Diğerlerinde yok. Aynı şekilde yazıyoruz Job ID. İlk olarak Job ID'mizi alalım. Bakalım neye benziyor. From. Gördüğünüz gibi job ID'lerimizde ilk kısaltma yazıyor. Daha sonra bir alt çizgi var. Biz bu alt çizgiyi kullanacağız. Alt çizgiyi arayacağız. Bunu da şu şekilde baş harfi ne olursa olsun, son iki harfi essay olsun. Sonra bir ters karakterle alt çizgimizi yazıyoruz. Alt çizgimizden sonra bir yüzde işareti, sonra kapatıyoruz. Escape kullanıyoruz. Ondan sonra tekrar bir tek tırnak içerisinde ters slash koyuyoruz ve kapatıp sorgumuzu çalıştırıyoruz. Bakalım başarılı mıyız bu sorgumuzda? Evet. Gördüğünüz gibi SA ile başlıyor ve
son ilk üçüncü karakteri alt çizgi. Evet, tam bizim istediğimiz gibi. Üçüncü karakter alt çizgi. İşlem başarılı. Like işleci de bu şekilde kullanılıyor.